güvenliğini sağlayacak olan güç, silahlı kuvvet oluşturulamaz. Devletin bir parası olması gerekir ki, bir malı olması gerekir, bir gücü olması gerekir, maddi bir gücü olması gerekir ki askeri oluşturabilsin, kanunen düzeni sağlayabilmek açısından askeri oluşturabilsin. 7. madde, peki mal nasıl sağlanır? Bu paralar nereden sağlanır? Bu para nasıl gelir? Malı cem eyleyemez, malı cem eyleyen riayettir, raiyettir. Malı cem eyleyen, malı toplayan, malı devletin toplamasını sağlayan halktır. Bu halk vergiler sayesinde devletin bu parayı, hazineyi, parayı, malları kendi asker toplamasını gerektirecek, hukuk düzenini sağlamasını gerektirecek parayı toplamasını sağlayan halktır vergileri verme sözüyle. Peki halk bu parayı devlete neden versin? Devlete niye versin? Kendi çalışıp da neden böyle bir kendi çalıştığı, kendi hak ettiği, kendi kazancı olan parayı devlete neden vermesi gerekir? Neden vermek zorundadır? Son madde, raiyeti kul eder, devleti yani halkı devlete kul eder. Padişahı aleme adaletle yönetim, padişahın adaletle yönetimi, halkın devlete kul olmasını, devlete itaat etmesini, devletteki düzeni uygulanmasını sağlamasını ve bu vergilerle malın toplanmasını sağlayan adalettir. Adaletli yönetimdir. Tekrar başa döner. Adalettir mucibi salahı cihan, dünyadaki nizamı sağlayan adalettir diye. Osmanlı'nın en mükemmel devlet, adalet dairesi olarak adlandırılan sistemi ve budur. Bu Kınanızade'de Ahlak-ı Hala'yı kitabında Kınanızade bunu tam manasıyla bu şekilde düzene sokmuştur. Ve ardından şu yorumu yapmıştır. Eğer bu maddelerden herhangi birinde, bu sayılan 8 maddenin herhangi birinde en ufak bir sıkıntı yaratılmaya, en ufak bir düzensizlik uygulanmaya başladığı zaman işte o zaman o devletin çöküşünü bekleyin. O devlet her zaman için çökmeye hazır durumdadır diye anlatmıştır. Osmanlı'nın çöküşünün de bizatihi buradan hareketle askeri sınıfın ardından halk sınıfının isyanı, sonra ilk önce askeri sınıfının isyanı. İlk en başta tabii padişahların adaletsiz, halka karşı adaletsiz hükmetmeleri durumu Osmanlı'nın çöküşünün örneklerinden olduğu söylenir. Peki, adalet neden önemlidir diye bir soru sorulacak olursa, adalet zaten az önceden beri sürekli neden önemli olduğunu açıklıyoruz ama tam manasıyla şundan açıklarsak, adalet dünyanın dengesidir. Bunun başı ise Allah'ın birliğine inanmaktır. Bu nereden çıktı? Allah'ın birliğine inanmak nasıl adalet oluyor? Şöyle oluyor, az önce söyledik ki adalet hak eden kişiye, herkese hakkının verilmesidir. Herkese hakkının verilmesidir. Peki ilahlık hakkı olarak Allah'ın ilahlık hakkı olarak bizatihi ilk önce hak ettiği ilahlık hakkının verilmesi gereken durumda Allah'ın verilmesi gerekir, Allah'a verilmesi gerekir. Bu halkın, insanların, Allah'ın yarattığı mahlukatın en büyük vazifesidir. Hak ve vazife sorumluluğundan hareketle tekrar söylersek en büyük vazifesidir. Peki ilahlık hakkının en önemli göstergesi de Allah'ın birliğinin, bir olduğunun hakkının iade edilmesidir, onun verilmesidir. Neden? Çünkü bir olmayan kişi, bir olmayan şey, herhangi bir şekilde tek olmayan şey, hiçbir zaman eşi benzeri olan şeyler en yüksek saygıyı ve en yüceliği hak edemezler. Bunu hak etmesi için ilk önce, birinci birliği hak etmesi gerekir ve bu hakkın iade edilmesi gerekir. O yüzden adaletin en önce sağlanması gereken durum Allah'ın varlığına inanmak ve Allah'ın varlığını kabul etmektir. Bu sebeple Müslüman'dan daha adil dünya toplumunda herhangi bir insan olamaz. Allah'ın varlığını kabul etmedikçe da Allah'ın varlığını kabul etmediği müddetçe tam manasıyla adil olduğunu söyleyebileceğimiz hiçbir fert, hiçbir toplum, hiçbir grup bulunamaz. Bu yüzden gerçek adalet ancak Allah'ın birliğine inananlar tarafından sağlanabilir. Bugün dünyanın, tekrar söylersek, Müslüman adaletine çok fazla, çok aşırı derecede ihtiyacı vardır. İslam'ın adaletine çok aşırı derecede ihtiyacı vardır. En büyük adalet sahibi